Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalı. Ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Codese K8A yangın paneli kullanımını anlatacağız. Panel üzerindeki ışıklar ve tuşlar ne işe yarar detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. İlk olarak arkadaşlar panelimizin ışıklarından bahsedelim. Yangın paneli üzerinde arıza durumlarını, sistem durumlarını gösteren ışıklar bulunuyor. Sol üstte gördüğümüz besleme şebeke ışığımız. Bu ışık yangın panelinin şebeke elektriğinin bağlı olup olmadığını gösteriyor. Eğer şebeke elektriği bağlı ise sürekli yanması gerekiyor. Alt tarafta hazır ışığımız var. Sistemde herhangi bir arıza yoksa sistemde hazır ışığımız yanıyor. Onun altında pre-alarm, ön alarm ışığımız var. Bu panelde ön alarm özelliğimiz var. Yani dedektörlerden bir alarm geldiğinde sirenler çalıştırılmadan önce 20 saniye örneğin sadece yangın paneli üzerinden bilgi verip ondan sonra sirenleri aktif ediyor. Hemen sağ tarafta fire bölümümüz bulunuyor arkadaşlar. Bu fire ışığı sistemde bağlı olan bölgelerde yangın hangi bölgeden geliyorsa onun ışığı yanıyor. 8 bölgede bir panelimiz var. Bölgelerimizin sağ tarafında isimleri yazacağımız kısımlarımız bulunuyor. 1 numaranın ışığı, 2 numara bu şekilde 8 numaraya kadar hangi bölgeden yangın alarmı geliyorsa arkadaşlar bu bölgenin ışığı yanıyor. Bypass ışığımız eğer sistem üzerinden kapalı olan bir bölge varsa arıza ya da çalışma nedeniyle o bölge bypass edildiyse hangi bölgenin bypass edildiğini buradan görüyoruz. Hemen sağ tarafımızda da line out yani bizim açık devre ışıklarımız bulunuyor. Açık devre ışıkları o bölgeye bağlı olan dedektör hattında hat sonu direncini görmüyorsa, eğer hat sonu direnci değeri o bölgeden okunmuyorsa burada hangi bölgenin hat sonu kopuksa oradan o bölgenin ışığı yanıyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda bizim kısa devre ışıklarımız bulunuyor. Eğer sistemde bölgede herhangi bir kısa devre varsa hangi bölgenin kısa devre olduğunu o bölge için yanan ışıktan da takip edebiliyoruz. Panelimizin sağ tarafında hata error ışıklarımız var. Genel arıza ışığı genelde sistemde bir arıza durumu oluşuyor ise ister şebeke elektriği ister akü ister siren bu ışık yanar. Onun altında şebeke arızası varsa AC loss yani şebeke elektriği yok ışığı, batarya arızamız varsa batarya ışığı, siren arızamız varsa da siren ışığı yanar. Yani genel arızanın hemen altında bu arıza hangi sebepten kaynaklı buradan gösterebilir. Alarm iptal ışığımız ve tahliye ışığımız yani biz burada görmüş olduğunuz sağ taraftaki butonlardan alarm butonuna bastıysak tahliye ışığımız yanar ve alarm iptale bastıysak da alarmları sustura bastıysak da alarm iptal ışığımız yanar arkadaşlar. Panelimizin sol tarafta bulunan 4 adet düğmemiz bulunuyor arkadaşlar. Bu düğmelerde test düğmesiyle başlayalım. Test düğmesine bastığımız zaman bütün bölgedeki ışıklar yanmaya başlar. Herhangi bir arızalı durum led ışığı var mı? Bunu test ediyoruz. Sustur ışığı panel alarma geçtiğinde sirenleri susturması için yanar. Sustura basıldığı zaman buradaki ışık yanar. Biz Codese K8 paneli alarma geçtiğinde sustur düğmesine basarak sirenleri susturabiliriz. Reset düğmesi sistemin tamamen sıfırlanması için kullanılır. Herhangi bir bölgeden alarm geldi arkadaşlar yangın bölgesinden. Biz alarm sorunu çözdük. Gerek butona basılma olsun, gerek dedektörün yanlış alarm algılaması olsun. Sorun giderildikten sonra reset düğmesine basarak arkadaşlar sistem sıfırlanır. Eğer hata devam etmezse, çözülmüş ise bizim hazır ışığımız yanar ve herhangi bir yangın ya da hata ışığımız gözükmez. Alarm butonumuzda manuel olarak sistem üzerinden yani panel üzerinden alarm verdirilmesi için kullanılır. Hemen sağ tarafta da bir anahtar görüyorsunuz. Bu anahtar konumunda kırmızı ve yeşil konum var. Kırmızı konuma alındığı zaman butonlar işe yaramaz. Butonlar daha doğrusu pasif olur. İşe yaramaz demeyelim. Butonlar pasif olur.
Yeşili aldığımız zaman butonlar aktif olur. Yani ben paneli resetleyeceksem, siren susturacaksam ya da manuel alarm verdireceksem önce butonumu, yeşil anahtarımı yeşil konuma alıyorum. Ondan sonra işlemimi yapıp anahtarımı tekrar kapalı konuma getiriyorum. Evet, bu videomuzda sizlere Kodesek K8A yangın panelinin üzerindeki durum ışıkları ve kullanımından bahsettik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.